Tekrar merhaba herkese. Bugün No Man's Sky'ın Expedition 6'sını, The Blighted isimli Expedition'da oynayacağız. Yeni gelmiş bir Expedition, hemen kameramı şöyle bir kaldırayım. Yeni Expedition hemen kuracağız. Daha önce hiç kurmadım. Bir girdim baktım herhangi bir problem var mıdır diye. Herhangi bir save almadan çıkmıştım. Şimdi bir gireceğiz. Expedition'a bakacağız. Hemen kuralım. Hemen kendimi de yeri getireyim. Tekrar merhaba. Bu arada zannedersem sesi kapalı. Hemen bir sesini verelim. Ya. No Man's Sky Expedition 6. 6. Expedition 6. serüven. Ve Expedition'a başlayalım. Initialize. Biraz ses verebiliriz bence. 35 bizi kurtarır gibime geliyor. Dediğim gibi yeni bir güncelleme gelmiş, The Outlast diye. Oyuna yeni gemilerin, yeni karakter görünümlerinin vesaire eklendiği bir yeni patch oldu bu. Ardından da Expedition 6'ınla bunu az da olsun bize tanıtırlar diye düşünüyorum. Expedition 6 yolculuğumuz başladı. Daha önce de bu kanalda üzerinden yine yayınlarını yaptığımız 2, 3, 4 ve 5. Expedition'dan sonra 6. Expedition'ı da yine yayında hep birlikte yapacağız. Expedition 6, Blighted. Tığısı yokmuş bu arada. Blighted hangi ifadeyle kullandılar bilmiyorum ama yanık demek aslında. Pek çok anlamı var ama yine aynı anlamı kullandılar diye düşünüyorum. The hunt for the Pirates of the Blight and their secret treasure has begun. Dediğim gibi son gelen güncellemenin aslında biraz da tanıtımını içeren bir expedition olacak diye tahmin etmiştim. Başlangıç sisteminin içerisindeyiz. Bir nelerimiz var, nelerimiz yok bakalım. Personal Refiner'ımız var üzerimizde. Starship durumumuz nedir? C sınıfı bir Starship'imiz var. Multitool'da da analizörümüz bile şey durumunda. Tahmin edelim bunları. Karbona ihtiyacımız var. Ken atalım bir tane. Bu arada karakterin dıştan bir görünümüne bakmak istiyorum. Geek bir karakteriz bu arada. Güzel. Güzel müzikle başladık. Tamamdır. Biraz karbon bulalım. Şunları... Oo, analizörümüz yok. Okey, karbona ihtiyacımız var dediğimiz gibi. Bunlar yeterli olur. Nanokarbon. Analizörü hemen şey yapmamız lazım. Nerede analizör? Buradasın. Okey. Analizörü açtık. Etrafı taramakla başlayalım. Birazdan da özellikle Expedition'da neler yapılması isteniyor onlara bakacağız. En önemli taraf bu. Biraz para kazanalım, biraz etrafa bakalım. Canlıları tarayalım. Paraya ihtiyacımız olur mu olmaz mı bilmiyorum ama en azından doğduğumuz sistemi tamamlamış oluruz. Bu ne? Gelinciğe benziyor. 8 tane canlı türü varmış. Okey, Storm geldi. Birazcık malzeme toplayalım önce. Karbona, ferrite kesinlikle ihtiyacımız olacak. Her zamanki gibi temel malzemelerimizi toplayalım. Daha sonra ihtiyaca göre hareket ederiz zaten. Bu arada Multitool'da Advance mi var? Yok, Advance yok. Bana güçlü geldi de bir anda.
aslında. Burada canlılar var. Canlıları özellikle kaçırmak istemiyorum. Çünkü nanit de alacağız belki oradan. Hepsini bulabilirsek. Burada mineral var ama şeyimiz yoktur diye tahmin ediyorum. Aynen, Terra Manipulator'ımız yok. Bunu yapalım. Neye ihtiyacımız var? Karbon nanotüpe. Yine karbona ihtiyacımız var. Ve ardından neye ihtiyacımız vardı? Diyajen jel. Oo, okey. Hidrojen bulmamız lazım. Hemen önümüzde var. Bunları elimizden geldiğince toplayalım. Sondayız bu arada. Uranyum geliyor ama. Sodyuma da ihtiyacımız var. Bir tane tarama atayım hemen. Sodyumumuz var mı üzerimizde? Yok. Acilen sodyuma ihtiyacımız var. Hemen buldum. Burada da var. Aa, uranyum da oluyor mu? Güzel. Bunları açabileceğiz. Büyüyü açamayacağız. Aa, açarız onu. Yok. Aklım tüplere gitti. Storm geçene kadar yine devam edelim toplamaya malzemeleri. Storm geçtikten sonra Expedition bizden neler istiyormuş ona bakacağız. Şimdi biraz daha toplayalım temel malzemelerimizi. Özellikle birazdan mining beam bitecek. Hidrojene de ihtiyacımız var. Bunları zaten kargo bölümüne atarız. İstemediğimiz kadar kullanırız. Güzel güzel kristaller de geliyor. Kristaller özellikle önemli çünkü tek seferde büyük getirisi olacak bize. 6 tane canlıyı şimdiden bulduk. Güzel. Diğer ikisini de buluruz herhalde diye tahmin ediyorum. Burada şey var. Ha, hemen şeyi yapalım, tamamlayalım. Bir tane. Bir tane de dihidrojen jel. Güzel şey de gitmiş. Terra Manipulator'ımı da taktım. Güzel. Artık yeri de kazabileceğiz. Lobbing mineraller önemli. Ne zaman neye ihtiyacımız olacağı belli değil çünkü. Burada bir player daha var. İnmiş. O da yeni doğan dostlarımızdan biri herhalde. Bunlardan toplamaya devam edelim. Form geçti bu arada. Hemen bakacağız gerekliliklere. Bütün Expedition'a bir böyle tamamen bir bakalım. Yeterli malzememiz vardı zaten. Teknoloji modüllerimi de alacağım elbette. Bir player daha var burada. Kimmiş? Strat. Stratadan. Doom'dan çıkmış gibi bir adı var. Bunun malzemeleri alalım. Burada kendi macerasına bırakalım. İkisini de taradıktan sonra tamamdır. Şimdi bir bakalım Expedition bizden neler istiyor. Hemen sadece kısa bir süreliğine kendimiz sol altı alacağım. Buradayım hemen. Şunların tamamını bir görme adına. Expedition 6 için Phase 1'de, birinci fazda yani. Locate your Starship. Kolay. Starship'imizi tamir edeceğiz. Bulduktan sonra Liberation var. More information required. Herhangi bir bilgi bilmediğimiz bir aşaması var şu. Ona da bakacağız ilerledikçe. Bu da zaten doğrudan şeyle alakalıdır zannedersem. Liberation. Özgürleşme, serbest kalma gibi bir anlamı var. Bir bakacağız neler. Çünkü karşılığı da yok. Complete the Cripple Wings. Şunu bitirdikten sonra gelecekmiş. Bu yaparız. Red Skies. Cadmium
bir Cadmium galaksisine gitmemiz lazım. Işık sistemine gitmemiz lazım. Ardından gitmemiz gereken bir yer daha var. İkinci fazda yine aynı şekilde şunu bitirmekten sonra ulaşmamız gereken bir yerden sonra Affrighted Blighted isimli bir bölge var, ona da bakacağız daha sonra. Pirate System. İşte bu yeni şeylerden biridir. Yeni Expedition'la gelmiş Pirate System. Korsan bir sisteme gideceğiz. Bakalım neler olacak. Ardından Gravitonal Ball toplamamız lazım. Uzaktan baktığımızda o parlayan toplardan. Ardından Green Star'a gitmemiz lazım. Yeşil yani Emerald'ın olduğu sistemlere gitmemiz lazım. Phase 2 de bu. Şimdilik zor değil diye düşünüyorum. Yine ulaşmamız gereken bir yerden sonra Deploy Submarine. Bir submarine deploy etmemiz lazım. Bir denizaltı. Ardından hemen bir bilmediğimiz The Last Piece denilen bir görev var. Reach Ocean Depths. Oh. Okyanusun derinlerine inmemiz isteyen bir 80 birim aşağı inmemiz isteyen deniz seviyesinden bir görev var. Ardından Aquatic Treasure. Su altı hazinesini bulacağımız bir görev var. Sunken Antiques. Batmış antikalar diye. Expedition 4'te Eliminate Sentinels var. Sentinel bulduğumuzda bunu yapmaya başlarız. Stele Sentinel Killer Multitool. Şu zannedersem en son dönemde gelmiş Sentinel birimlerinden birini hacklememizi gerektirecek. Bir Multitool alacağız oradan. Ona bakarız. Ardından Blue Star. İşte bu da diğer bir yani mavi gezegeni ziyaret ettirecek. Ardından bir tane daha var. Recruit a pilot to your squadron. Pilot mu? Squadronumuza bir pilot kiralayacakmışız. Bu da yeni bir şey olsa gerek. 32 tane pirate patlatacağız. Yine bilmediğimiz şimdilik bir görev. Yavaş, sakin ol. Ardından yine bilmediğimiz bir görev ve final phase'i zaten yetişi. İlk görüntüde şunu söyleyebilirim. Mesele biraz daha hani Outlaw güncellemesinin tanıtımı ile alakalı da bir süreci barındırıyor. Onun dışında bildiklerimiz zaten kullanılacak oyunda. Özellikle 3 farklı yıldız sistemini de hem mavi hem yeşil hem kırmızı sistemleri de ziyaret etmemizi istiyor. Onun için de gemiye şey kurmamız gerekecek. Bunlarla alakalı hyperdrive kurmamız gerekecek. Bunlar özellikle bir mücadele olacak. Çünkü ziyaret ettiğimiz sistemlerde toplamamız gerekecek. Gravitonoyu da buluruz. Bulacağımız bir gezegenden alırız. Pirate sistem var. Bir tane pirate sistem, bu yeni bir şey dediğim gibi. Ardından pirate sistemin içerisinde de korsanları avlayacağız. Belli ki. Bu biraz kafamı karıştırdı. Buna da zaten geldiğimizde bakarız. Sentinel Pillar Multitool. Hani bir sentinel sütunundan multitool çalmamız istiyor. Bakacağız. Onun dışında yeni olan şeyleri söyleyeyim. Squadronumuza bir pilot kiralamamız. Bu da nasıl olacak bilmiyorum. İlginç, ilginç bir expedition. Ama şöyle söyleyeyim, görevler daha çok zannedersem bir şeyleri tanıtmakla alakalı aslında şeyi barındırıyor diye düşünüyorum. Görevleri barındırıyor. Yani Expedition daha çok son güncellemeyi tanıtır bir tanıtmak üzerine yapılmış bir organizasyonmuş gibi geldi bana. İlerledikçe göreceğiz zaten. Sentinel patlatmamızı isteyen bir görev vardı. Onu önceden yapabiliriz. Onun dışında zaten bir ilerleyiş durumu söz konusu olması lazım. Başka neyi önden? Oo, çok güzel. Sodyum tarlası bulduk. Bunun hepsini alacağım elbette. Bunlara ihtiyacımız olacak çünkü. Özellikle protection sistemimiz için. Güzel. Oksijen de alsak fena olmaz. Yakında var mı? Var bir tane. Oksijene de ihtiyacımız olacaktır. Çünkü şu anda hidrojen jelimiz de yok. Bunları da tarayabilirdik aslında. Bunları unuttuk taramayı.
modülleri alacağım. Özellikle belki hyperdrive'lar açık olmayabilir. Onları açmak için bunlara da ihtiyacımız olabilir. Tam emin değilim ama elimizdeymişken, yakınımızdayken alalım. Şimdi ilk önce bir gemimizi bulacağız. Gemimiz gözüküyor zaten ama önümüzdeymiş zaten. Tamamdır. Toplayacaklarımızı toplayalım, öyle devam edelim. Teknolojiyi de alacağım. Bir envanterimi düzenleyeyim. Şu her zaman kullanacağımız malzemeleri bir kargo bölümüne alayım. Dihidrojen, ferrit, bunlar temel malzemelerimiz. Karbon elbette. Oksijeni de koyalım. Kondens karbonu da koyalım. Odyum elbette. Bunu da aç. Buradan enerji iste. Hemen şöyle dolduralım. Belki ihtiyacımız olursa kullanırız. Bunlar dursun şimdilik, kullanmayacağız. Şu relik de durabilir. Radonu silelim. İyon bataryaya ihtiyacımız var. İyon batarya için neye ihtiyacımız vardı? Onlardan yapmak istiyorum aslında. Kobalta ihtiyacımız var. Bir mağara bulursak. Bu arada kobaltı yapalım. Hani şu an, şurada bir boşluk var ama. Gerçi aşağı doğru kazsak da bir şeyler ulaşırız ama. Şu anda bir kobalt yapalım yani. Biraz kobalt alalım. Buradan en azından. Yok mu? Çukur, mağara, bir şey bulmamız lazım biraz. Ya da uranyum bulmamız lazım olacak. İçe tarayalım şöyle. Karakterimiz de Geek bu arada. Geek ırkından bir arkadaş. Güzel olmuş. Son iki Expedition'da zannedersem Geek mi oynadık? Bir öncekinde de Geek'ti. Böyle bir aşağı doğru ezeceğim. Bir mağaraya denk gelme ihtimalimiz zor ama. İmkansız değil. Okey, buldum bir mağara. Güzel. Kobaltın içine düştük bu arada. Ben şanslıydım bu arada. Yalan yok. Bunları bir tarayalım önce hatta. Deri de falan. Saklıkları, dikitleri. Burada yeraltı şeylerimiz de var. Relikleri. İhtiyacımız olacak mı bilmiyorum ama. Tarayabildiklerimizi tarayalım. Ekitler ve sarkıtlar ayrı ayrı taranıyor bu arada. Sorma. Sormayın neden. Purferite veriyor. Güzel. Purferite de sağlam. Malzemelerimizi dolduruyoruz. Bu arada yer altında sodyuma da şeyimiz de ihtiyacımız olmuyor. Kobalt alalım bol bol. Epey bir kobalt alalım, ihtiyacımız olacak. Hop, overheat oldu multitool. Sonra geldiğimiz yerden döneriz zaten. Şuradan mı gelmiştik? Nereden geldik? Buradan bir yerden düştük diye hatırlıyorum. Buradan geldik. Buradan da geri gideriz. Likitleri almayalım. Radon veriyor yandan. Onu almayalım. Şu arkadaşı taradık mı? Ha, o malzeme değilmiş zaten. Likitler önemli. Purferite veriyor çünkü kobaltın yanında. Radondan daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu bir gerçek. Alalım yine. Bu ne? Purferite. Bunu da tarayalım. Önümüzdeymiş. Fark etmemişim. O, eldivene ihtiyacımız var. Doğru. Unutmuşum. Aa, zehirleniyoruz. Abi bırak bizi. Bırak peşimi. Öyle abi o zaman. Öldürecekti bizi ya. Hoşçakal. Kobaltı birazcık daha bastıracağım çünkü
Belli işim olsun istemiyorum. Iron Pill yapacağım bir sürü ve o tarafta işim olsun istemiyorum başka. Iron Battery yapacağız yani. Hazard Protection ile daha fazla işimiz olsun istemiyorum. Onu şu şekilde çözeceğiz. Bununla alakalı endişelenmek istemiyorum daha sonra. Epey bir toplamışızdır diye tahmin ediyorum. Iyonez karbon da geldim. Şunu bir çevirelim. Kobaltı da buraya koyacağım. Yukarıda. Kobaltlara çevirdim tekrar onu. 550 de ondan var. Tamam bence. Bir ara iyon bateri yapalım kendimize. Yapabildiğimiz kadar yapalım şöyle bol bol. Elli tane yapacağım bu arada. Yeter mi bilmiyorum ama belki Ferahit Dast'tan patlarız diye düşündüm. 50 tane yapacağım. Bütün o expedition boyunca bize yeter diye düşünüyorum. Evet, Ferahit'ten battık bu arada. Pure Ferahit'i dönüştürebiliriz. Şunu hemen dönüştürelim. Hızlıca dönüşür zaten. Hayır. Pure Ferrite'e dönüştür bunu. Değiştiremiyor muyuz? Normal Ferrite'e dönüştüremiyoruz. Okey. Peki. Ama Ferrite buluruz. Dışarı çıkalım. Yeterince şeyimiz varsa kobaltımız. Kobalt da azalmış bu arada. Biraz daha kobalt toplayayım. Kobaltlardan almaya en azından bir 200-300 birim olsun. Bir daha onu da aramayalım eğer ihtiyacımız olursa. Multitool'u biraz soğutayım. Sonra gemiyi bulalım. Biraz yavaş başladım biliyorum ama ben özellikle ilk anlarını biraz daha kaynak toplamaya vesaire ayırmak istediğim için daha uygun görüyorum bu oynayış yöntemini. Bunları da toplayacağım, öyle gideceğim. Ne kadar oldu? 300, güzel. Bir 500 yapalım, gidelim. Bir fazla bile aslında da. Benim garanticiliğim diyelim. Yine overheatlendik. Yeter. Şunu da aldıktan sonra yukarı çıkalım. Biraz ferahit tas toplayalım. O Geodude geldi. Güzel. Geodude değil tabi. O bir Pokemon. Ciddi. Hop şunu çevirelim tekrar. İyon bateri bunu topla. Yanlış yere koydum. Sıkıntı değil. Güzel. 560 tane var. Buna ihtiyacımız yok. Sil gitsin. Silikon powder'ı şey için kullanırız. Dursun, belki lazım olur. Devam edelim. Geldiğimiz yer neredeydi? Taraftaydık zannedersem. Aynen buradayız. Umarım en azından yetişiriz. Okey. Dönelim. Bu arada hidrojen jeli de toparlayabiliriz. Diyojen jele ihtiyacımız var. Ne kadar var? Çok yok elimizde. Belli bir miktar yapalım ondan da. En azından elimizden geldiğince şu an. Daha sonra buluruz zaten. Diyorum 37. Bir tane daha yaparız. Tamam. Aciliyette en azından kullanabiliriz. Çünkü sol alttaki sistem yaşam sistemi ünitelerimiz bir şey durumda. Uranyum depozitler var. Uranyum başka ne var depozitler? Copper. Copper alırız bu arada. Hem de yakınmış. Onu alalım. Oo, canımız epey gitti. Sonra gemiye doğru gideriz. Diyojen topla şunları.
Topla kristal gelirse güzel olur. Gelmiyor. Hala üzüyor. Bir tane geldi. Ferrite ihtiyacımız var dediğim gibi. Ferrite alayım biraz. Şuradan uranyumla birlikte severiz. Bu ne? Uranyumla yine. Sıkıntı yok. Yeterince karbonumuz var zaten. Al. Başımdan. Ferrite durumumuz ne? Ferrite'miz çok az bu arada ya. Hop, advance'e ihtiyacımız var biliyordum. Neyse gemiye doğru gidelim aynı zamanda da. Gemi yakın, 900 birim. Buraya gidene kadar da toplamaya devam ederiz. Şu gemi yeni bu arada herhalde. Şu yeni, şu yo değilmiş. Değilmiş. Ama vazgeçtim söyleme. Aa, şunu taramadık. Fark ettim hemen. Okey. Gemiye gidelim hem de bir taraftan. Küçükleri de tarayalım. Canlandı ve gidiyor. Teşekkürler. O bilmediğimiz bir şeydi ama atlattık gitti. Sıkıntı yok. Gidelim abi. Burada bir player var. Bizim gemiyi de gördü. Bakalım gemi yeni mi? Yo, eski gemilerden biri. Uranyumu basacağım. Hop. Hidrojen jet severiz. Gerçi bunları istasyondan falan da toplarız ama şimdi hangi sistemdeyiz onu da bilmiyoruz. Bu arada kapır alacaktık ama son anda almadık değil mi biz onu? Var mı yakında kapır? Şu kapır mı mesela değil. Kapır alacağım bu arada. Eğer kromatik metal veya sehare bir şey isterse şey kalmayalım yani. Hazırlıksız kalmayalım. İnşallah büyük bir şeydir de çok da büyük gözükmüyor ama. O ne? Aa, bak. Görünüyor mu, yürüyor mu? Bu bile belli değil. Bu ne abi? Buranın kapır. Abi buranın kendine faydası yok gibi gözüküyor bana. Nasıl yani? Silicate powder veriyor sadece. Okay. Gemiye gidelim biz. Metali de istediğinde buluruz artık, yapacak bir şey yok. Life support'a hemen biraz oksijen besleyeceğim. Orada bu sistemden gitmeden o iki canlıyı da bulsak çok fena olmaz mıydı? Bir tane canlı var çünkü bulmadığımız. Eğer onları bulursak nanit ödülünü alırdık. İhtiyacımız olabilirdi nanite. O yüzden de onu kapatmış olurduk. Okey, storm geliyor. O gelmeden biz gemiye yetişemeyiz. Okey.
sıkıntı değil ama şeye kadar yetişiriz zaten. Şey bitmeden yetişiriz her türlü. Protection sistemi bitmeden yetişiriz. Üzerinde şey var diye aldım. Şöyle atar buradan tamamlarız. Şunu da aldım. Bunu atabiliriz. Şunu kır. Uranyumla silikate kalabilir. Gidelim. Gemi daha da yakın artık. Storm eziyor bu arada. Sodyum alırız. Karşımıza geldiyse daha rahat alırız. Oh. Nasıl ya, ben bunu taradım. Aldı, sağda neyin binası var? Bilinmeyen bir yerin şeyi varmış. Uranyum mu? Silver mı? Wow. Storm canımıza değdirmeden gemiye ulaşabilsek çok süper olacaktı. Gemiyi bulduğumuzda zannedersem ilk expedition'lik görevini yapmış olacağız. Ardından da tamir etmemizi isteyecek. Bakalım neler istiyor olacak gemi. Basit hermetic seal veya plate melan isterse. Güzel. Kampısı bitirdik. Gemiye bir binelim hemen. Launch sistemleri bozuk. Okay abi. Your presence in this galaxy in what? Bizim bu gezegendeki var, bu galaksi içerisindeki varlığımız diyor, kabul edilemiyor diyor. Diyor ki Traveler bizi burada istemiyorlarmış. Evet, evet Faruk. Postamayı bıraktılar. Sizi izliyoruz diyor. Tehlikelisiniz falan diyor. Seni izliyoruz diyor. Biz tehlikeliyiz. Bu gemiyi tamir etme ve bizi takip etme diyor. Teşekkür ederim. Okey. Ne diyor? Launch thruster. Hermetic seal planting yaparız. Diyojen jel var bile. Hemen şunu tamir edelim. Şu bitti. Hermetic seal yaparız. Condensed carbon. Onu da yaparız. Karbonumuz var. Ne oluyor? Tarama geldi bir. Tarama sesi aldım. Neler oluyor? Neyse, geri döndüm. Evet öyle. Bak işte diyorum, kromatik metale ihtiyacımız olacaktı ya. Hyperdrive için şu an için hyperdrive'de acelemiz yok. Şuna ihtiyacımız var. Bak yine. İleri tarıyor bizi. Hemen bir kondens karbonu yapalım. Bunları alayım hemen. Eski 30 tane ihtiyacımız vardı herhalde. Hermetic seal için tamamdır. Ver bunu. Hop, hoşça kal. Bir de armor plating'e ihtiyacımız var. O parçayı da tamamlarsak en azından kalkabilir gemi. Güzel. Gemi kalkacak şu an. Hyperdrive için şu an zaten mikroçipi yapamayız. Chromatic metal için biraz copper arayalım. Static Starship
sistemlerini tamir ettik. İkinci görevi de böylece yapmış olduk. Bir freighter kurtarmamız istiyor bize. Uzaya çıkacağız ama ondan önce dediğim gibi buradaki copper'ı vesaire almak istiyorum. Sistemde hazır varken alalım çünkü nereden bulabileceğimiz belli değil diğer türlü. O mikroçip bulduk bir tane, güzel. 3 taneye ihtiyacımız vardı zaten. Satın almadan bulabildik. Bu arada Advance'i Multitool'a koyabiliyor muyum? Advance var mı? Yok. Kromatik metale ihtiyacımız çok var bu arada. Copper bulmamız lazım, bakır. Bu sistemde vardı, görmüştüm ama. Şurada da var. 700'de. Oo, şurada 2 tane var. Çok iyi, yan yanalar. Gidelim bakalım. Burada bir holo var. Kapıra ihtiyacımız var. Kromatik. Aha, bu ne? Uranyum. İhtiyacımız yok. Bu nedir? Etrafa bakarak ilerleyeceğim biraz. Canlı vesaire bulursak, özellikle o son iki canlıyı. Diyojen'i de almayacağım. Yeteri kadar var diye tahmin ediyorum. Yokmuş. 200 hiçbir şeye yaramaz bu arada. Buldukça alalım o zaman. Bu arada etrafta sentinel öldürme görevimiz var. Ve bakıyorum şu anda sistemde bir tane bile sentinel göremedim. Normalde her yerde kendini gösterir bizi. Oğlum nereye düştüm? Gel. Allah. Hayır. Okey. Kendi yolumuzu açacağız. Jetpack'imiz çıkmak için bize yeterli enerjiyi sağlamıyor. Güzel. Üf. Neredeydim? Nereye gidiyordum? Onu nasıl bir yerde öyle direkt düştük aşağıya? Güzel bir oh be, çok güzel bir copper deposit var bu arada. Biraz küçültelim, ha bu iyi. Çok büyük de değil, küçük de değil, güzel. Bir diğerine de bakarız. Bakırı toplayacağım. Olabildiğince hepsini almak istiyorum çünkü değerli bunlar şu an bizim için. Sadece buradan çıkmamız için değil. Şu yerdeki gömülü formasyonları da çıkartacağım özellikle. Bunlar da değerli şeyler veriyor özellikle. Alabiliyorsken yakınken alalım. Bakıyorum bir tane anon var. Bir tane daha vardı burada yakın bir yerde. Ne tarafta o? Bunun arka tarafında, şu tarafında kalıyordu. Şu mu acaba? Hayır. Şu mu? Hayır. Kapır ya, hadi neredesin? Buradaydın. Bu mu? Hayır. Arada aldıklarımızı hemen çevirelim. Güzel. 571 tane almışız. Harikulade sayı. 2'ye 1 oranda kromatik yapıyordu, değil mi? Aynen 2'ye 1 oranda yapıyor. Yani 2 copper bir tane kromatik metal ediyor. Buradakini de alacağım bu arada.
Ice Support'a bir tane daha verdim. Yojen Jel'e ihtiyacımız olacak Health Support sistemi için. Şeyde eksiklik yaşamayalım diye denk geldikçe toplayacağım. Zaman kaybediyor olsak da. O küçükmüş burası ama sıkıntı değil. Hiç yoktan iyidir. O derinmiş ama. Yukarıya çıktım. Peki önümden. Bitkinin üstüne çıkıp. Aa, ya gitsenize başımdan. Bu arada aşağı doğru derinmiş, güzel. Bine yakın topladık ya, tertemiz. 500 tane kromatik metal ne demek ya? Expedition'ın başında harikulade bence. 500 değil de işte. Devam. Bunu alalım. 123 de buradan gelsin. Aa, mikroçipten de iyi ilerlemişiz ha. Bunu çeviririz. Karbonu yerine koy abi. Karbon bitmiş mi? Teşekkürler o zaman. Her şey güzel bence. Tamamdır. Hemen şu gömülü teknolojileri bulmaya devam etmem lazım. Bunlar hemen. Nanit mi vereceksin? Güzel, nanit severiz. Burada bir bina var. Nedir orası? Bunlardan biri kapırsa giderim bu arada oraya doğru. Bunu bitirmiş miydik biz? Evet, onu aldık. Aldıklarımız niye kaybolmuyor bilmiyorum. Şurada da bir kapır var. Oraya da gideceğim elbette. O iki canlıyı bulamadık ya. Neredeler acaba? Son kalan iki canlıyı bulamadık bu sistemdeki. Şanssızlık oldu yani belli bir noktada. Oo, güzel 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 güzel, topla 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 topla. Bu arada bunu kromatiğe çevirmeden kapır olarak saklayacağım. Çünkü kapıra da ihtiyacımız olabilir. Kapır olarak kalsın, zaten kromatiğe ihtiyacımız olduğunda çevirebiliriz. Ama doğrudan kapıra ihtiyacımız olursa atlayabiliriz. O yüzden bunu kapır olarak saklayacağım. Çok da büyük bir kaynakmış. Harikulade oldu bu. Düştüm aşağıya. Yukarı. Daha küçük bir boyutta toplayarak aslında daha fazlasını elde edebilirim ama bu sefer de daha fazla zaman ayırmam gerekecek. 700 tane karbonu şeyi de, kapırı da öylece koydum dursun. Kromatiği koydum tekrar. No fuel mu? Al o zaman sana fuel. Karbona biraz karbon da alalım. Ben birazcık karbon alayım. Karbon miktar, karbonda zorluk çekmeyiz de. Elimizdeyken alalım yani, elimizde ulaşabiliyorken. Güzel. Vay. Dederomite diye bir şey var. Hem ferrite veriyor hem karbon. Bu gezegenlerde çok az bulunan bir şeydir. Başlangıç malzemesini tek başına sağlıyor şey, mineral.
Öyle bir denge var ki, bu da ferrite veriyor. Şunları alacağım. Zaten karbonu toplamak için kullandığımız mining beam aldığımız karbon kadar ediyor. Oradan sadece karı kullanabiliyoruz yani. Malzeme toplarken bile ekonomisini yapmamız lazım. Şu an mesela 3, 1 bitecek. Ne kadar verdik mesela? 600'dü. 100 vermişiz. Burayı da toplayıp gideceğim. Hem diyojen var hem de şuradan karbonları alırız. Komple yok ettim bu arada. Ah be, şu overheat yapmasam çok iyi olacak da. Yeterli. Gemim nerede? Bu nedir? Silver mı? Silver'a ihtiyacımız olur mu bilmiyorum ama olursa da uzay içerisinde toplayabileceğimiz için çok önemsemiyorum yeryüzünde toplamakla alakalı. Meteoritlerden buluruz. Güzel. Radonları bir silelim onları. Bunlar işimiz yok. Kristalleri kır. Uranyum dursun. Radonu ve gamma rutu sil abi. Bunlara ihtiyacımız yok. Şunu çevir. Ferrite'a boşa durmasın şeyimiz. Gemi ne tarafta kaldı? Gemiye dönelim. Hyperdrive'ı bile tamamlamış olacağız. Hangi noktadayız bu arada? Bulduk. Ana sistemlerini yaptık. Yukarı çıkacağız uzaya. Uzaya çıkmadan önce Hyperdrive'ı da tamir ederim bu arada. Ardından ona Warp Cell de bulmamız lazım. Uzay istasyonuna bir gideceğiz bu arada. Ne kadar paramız var? 20 bin. Olmadı, data şeyleri satarız. Data taraflarını satarız. Para alırız oradan. Bunu kullanırız. Çünkü şu an istasyondan alacaklarımız bizi daha ileriye taşır. Şu relikleri alabiliriz. Onları satarız. İyi para ediyor onlar. Gerçi bir tane için de ne bileyim. Yakınmış, alabiliriz onu. Aa, bir tane değil. O bir sürüymüş. Alalım bunları. Satarız. Para kasarız buradan. Ne kadara satıyormuşuz? 23.000. Azmış bu arada. Cidden azmış. Okey. Dönelim. En azından elimizdeki kadar kasmış olduk yani. Hiç yoktan. Bir tane tarama attım, hiçbir şey çıkmadı mı ya? En azından Expedition ilk bölümünde, Expedition 6'ya ait ilk bölümde 1 ve 2. phase'i tamamlamak istiyorum. Bakalım bu meselede ne kadar ilerleyebileceğiz. Aslında malzemeleri bulursak çok rahat bir şekilde. Çünkü ilerleyiş biraz daha yavaş zannedersem, biraz daha pasif devam ediyor. Başka biri daha spawn olmuş burada. Onun da gemisi burada duruyor. Güzelmiş. Kaç kelime öğrenelim bari. Gelmişiz, buradayız. Accept knowledge abisi. Korvak sistemi miymiş bu? Okey. Bu arada bir historical data patlatırız yani. Şu an paraya ihtiyacımız var ve Knowledge of the Past dedik mi bize bir tane historical data yeri gösterecek. Oradan eşip
Bu arada Gravitonal Ball'u da oradan bulabiliriz. Bak 18 tane parlayan top bulmamız lazım ve orada da zannedersem 3 tane alabiliyoruz. Öyle de başlamış oluruz. Onları da satarız. Bak her şey yavaş yavaş çözülüyor. Şunu da tamir edebilirim. Bir tane mikroçipim eksik. Sıkıntı değil. Şu anda kalkabiliyoruz. O bile yeter şu an. Dışarı çıkacaktım. Çık abi. Historical Data'ya gideceğim önce. Aptal şekilde ateş ediyor. Bu arada şurada duracağım. Aa, sentinel var. Peki silahım var mı? O var bir de. Okey, yapabiliriz. Karbon nanotüpe ihtiyacımız var. Bunu ver. 3 tane karbon nanotüp. Ne kadar karbon istiyor bunlar? Bilmiyorum ama verdim yani. Lazım çünkü. Cold Caster'ı da yapacağım. Artık ofansif de olabiliriz. Mermi atabiliriz. Mermimizi de toparlayalım. Lan bir 1000 tane çaktım. Let's go. Sentinel avlayalım. Çünkü Sentinel avlama görevimiz de var. Hazır gelmişiz. Bunları yaparız yani. Hatta şurayı bir lootlayalım önce. Bulabileceğimiz her şeye ihtiyacımız var şu an. Hatta navigasyon dataya bile ihtiyacımız var. Yeri yokmuş. Sıkıntı değil. Bu neye dönüşüyor? Dust'a mı dönüşüyor? Direkt glass mı? Glass'tan başka bir şey yapamıyor muyuz? O zaman durmasın, yok. Delikat. Güzel. En azından gerçekliğe kürt yani. Acaba Sentinel sayıyor mu bunları? Sayıyordur herhalde. Bunları da alacağım. Ne yapıyorsun? Reload at. Hoşça kal. Kaç yıldız olduk? Gitme. Kapıyı kırıp içeri girelim. Buradan şeyleri kaybetmek de istemiyorum. Dur bakalım şurada bir. Bakalım eğer kabul ediyorsa sentinelleri de. Aynen, ne diyor? 7-7-25 olmuş. Onu tamamlayalım. Hazır bulmuşuz. Tamamlayalım yani. Hop, burada bir tane daha var. Bunu da zorlanacağımızı zannetmiyorum ama dediğim gibi eğer yapabiliyorsak yapalım bence. Nerede abi wave? Görev bitti şeyine kadar hepsini öldüreceğim. Hop, hoşça kal. Neredesiniz? Ah. Yoklar. Nasıl ya? Canlı 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 bulmadığımız bir tane de kaldı o zaman. Bir tane kaldı değil mi? Aynen, bir tane canlı kaldı bu arada. O da burada, çok güzel. Bunları da bulmuş olduk. Tertemiz. Hepsini bulduk. 2000 nanit verecek bize. Tertemiz. Lazım olabilir, alalım. Bu arada sentineller gelmeyecek mi gerçekten? Gerçekten gelmediler bu arada. İnsan şaşırıyor.
Buradan alabileceklerimizi alacağım. Buradan shield'ımızı fullleyelim. Ne diyor? İşte continue experiments. Karbon atacağım içine. Mahvolduk bu arada. Ne verdi? Navigasyon data verdi. Birinciyi seçmemiz lazımdı. Dillerini bilmediğimiz için bu şeyde run'da ne söylediğini bilmediğimizden random bastım. Genelde ilkini yapsaydım gene daha mantıklı olurdu ama neyse. Circle Data'ya tekrar gideceğim. Burada ne kadar uzak bizden? 10 saniye, güzel. Bu arada gemi yakıtını yapabilecek miyim? Metal plating yapalım bir tane. Çünkü bir daha kalkamayacağız. Geçtik mi? Okay. Oo, şurada şey var. Böyle ortada durayım. Sağ tarafta da monolit gördüm çünkü. İn abi, in. Çok yavaş indik ya. Niye böyle oldu? Eyvallah. Aa, burada gravitonları da aldıktan sonra sentineller gelir. Onları da basarız. 3 tane varmış yine. Bir. 3 tane anahtara ihtiyacımız var ana kutuyu açmak için. Bu 2. Bu da 3. Gravitonoları da alacağım. Nerede parlayan toplar? Bir tanesi şurada olacak da. Şimdi şöyle yapacağım. Bir ana crate'i açalım. Hadi şöyle güzel bir şey ver. 1M'lik, 2M'lik. Ne verecek? Yes! En azından bir 1M alırız diye düşünüyorum. 600 de iyidir. Bakmayın böyle hareket ettiğime. Topları açacağım. Bundan da zannedersem kaç tane toplamamızı istiyordu? Bir bakayım. Onun da görevi vardı hatırlıyorum. 13 tane öldürmüşüz bu arada Sentinel'den. 16 tane o toptan toplamamız istiyor. 16 tane toplam. 3 tanesini buradan alacağız. Şimdi hepsini açacağım. Çünkü bunlardan birini alınca hemen aranmaya başlıyoruz. Hepsini açıp hızlıca alıp kaçacağız. İşte buradan alabiliyor muyum? İlk bunu alırım. Bu bug'da kalmış biraz. Diğeri de tepedeydi zaten. Tamam. Alıyorum şimdi. Sentineller basacak. Silahımı da hazırladım. Hop bir. Neredeydi? Neredeydi diğeri? Heh, burada. 2. Sentineller geliyor diyor ama kimse gelmiyor. Bu da 3. Sentineller gelsin de görevi yapalım kardeşim. Aha. Gel buradayım gel. Bir tane ezdim. Aha buradalar. Bir de bu yeni çıktı. Sentinelleri tamir eden bir sentinel var. O şeyler de quadlar da gelmiş bu arada. Görevi yapıp gitmek istiyorum. Quad da vuruyor bize. Allah. Quad da parçalamış oluruz. Hoşça kal. Nasıl full? Condemns. Allah. Ne yapacağız? Dur. Aa, karbona çevir.
Sırf yer boşalsın diye yani. Abi bitmedi mi? Kaç tane daha patlatacağız? Ne durumda görev? Aha bitirmişiz, tamam. Uyarı vermemiş. Gidiyoruz. Nerede gemi? Allah! Gemi... Hah. Tepenin arkaya koymuşum. Ve hemen life support atacağım. Dedik. Diyorum gemime. Şurada mıydı monolit? Aynen, şurada da monolit var, ona da gideceğim. Hatta gidiyorum bile. Gerçi monolit şu an bize ne ayarlar? Ödül verir. Ödül de eğer güzel bir şey olursa hoşumuza gider yani. Gelin bakalım. Ben ne bileyim, belki bir malzeme verir, bir şey verir, para eder. Sonra uzaya çıkıp malzeme alacağız zaten. Kapır alırız. Şey alırız. Mikroçip alacağız. Bunlara hep ihtiyacımız olacak. Wiring room. Bunlara hep ihtiyacımız var. İtem verir, multitool verir. Şeyler önemli bu arada. Aşağıda relik mi var? Aşağıda relik var ama gitmeyeceğim. Buradan Korvax kelimelerimizi de öğrenelim de. 9 saniye. İyi, sentinelleri bile atlattık. Güzel oldu. Ama şimdi bunun da dilini, hiçbir şeyini bilmiyoruz ki. I felt paid. Mine being invaded. Suddenly metal spider purpose tiny sentinel run up to my shoulder. Bir tane sentinel omuzuma tırmanmış diyor. This can't be real falan diyor. I start to scream. Bekle diyor. Elindekini ateşle veya başını çıkartarak spider uzaklaştır falan. Ne? Scrap away spider. Hangisini seçmem lazım acaba? Bence bekle abi. Ha, ikisini seçelim. Wait deyince bekliyoruz. Fire weapon. Aç abi, aç. Welcome'la. Oh. Ulan yanlışı seçtik. Şu an geldi Sentinel'in görevi. Demek ki şeyin geçmesini bekliyormuş ulan. Keşke ateş etseymişiz Sentinel'e. Yanlışı seçerek tercih ettik, mahvolduk. Neyse. Denemiş olduk. Bu nedir? Geyser gibi bir şeydi. Terbiyesizleşmeyin. Karbonumuz var. Attım hemen. Bunları açabilsek. Quad. Biz bir uzaya çıkalım abi. Satacağımız çok malzeme var. Biz bir uzaya çıkalım. Mikroçipimiz var mı üçüncü? O da yok. Her şey çok kötü abi. Gidip alacağız onu da. Buradan sodyumları falan açalım. Aa, şu Jettison Pod'a gideceğim bu arada. Can da verecek çünkü o bize. Etrafında itemler de alabileceğiz. O mikroçip çıktı. İşte bu ya. İşte bunu istiyoruz abi. Mikroçipe para bile vermeyeceğiz. Güzel, hemen hyperdrive'ı tamir edebiliriz. Muhteşem oldu bu arada. Bu dihidrojenleri satın da alabiliriz de gerçi. Dündeyken almış oldum. Hyperdrive'ı hemen tamir edeyim.
Let's go. Ah, yakıt da mı lazım ona? Antimatter housing ve antimatter'a ihtiyacımız var. Şimdi antimatter housing'i yaparız. Oksijenimiz yok. Alırız, satın alırız onu artık. Yapacak bir şey yok. Antimatter ne durumda? Condensed karbon. Karbondan yapacağız. Okey. Artık uzaya çıkmanın zamanı geldi gençler. Thruster sıfırlandı. Hemen şöyle bir fulleyim onu. Şimdi bir freighter'ı kurtarmamız lazım olacak. Çünkü görev bunu istiyor bizden. Hangi sistemde bilmiyorum ama bir uzaya gidelim. Space Station'a gidelim. Bu arada yanlışı seçmiş olabilirim ya. Adamı seçmiş olabilirim. Ona gidiyor olabiliriz. Şu an uzay istasyonunu seçtim. Üstümüzdekileri satacağız. Şunları bir parçalayalım. Ne çıkacak acaba? Güzel şeyler çıkmadı. Şunları satacağım. Navigasyon datalar. Şu topları bizden almayacaklar diye tahmin ediyorum. Antimatter'ımız var. Güzel. Bunları nanit için satacağız. Bu da dursun. Bunları satacağım. Antimatter dursun. Burada bir tane housing basar. Warp cell'imizi doldururuz. Epey uzakmış bu arada. Multitool'da personal shield yapabiliyorum. Starship'te peki? Oo, Starship'te hiçbir teknolojimiz yok. Hyperdrive'ları dediğim gibi nanitle birlikte ve datayla birlikte açmamız gerekecek. Şu dataları satmayacağız. Wow. Okey okey. Yavaş yavaş şekilleniyor her şey. Bir istasyona gidelim. Almamız gereken çok fazla şey var çünkü. Expedition'daki ilk uzaya ziyaretimiz. Yeni gemileri görünce zaten şey yapacağız. Oh, bir tane hemen burada şey gelmiş. S sınıfı gemi gelmiş. Başka zaman bu kadar hızlı çıkmaz. Benim ne kadara satıyor? Kadrona recruitle diyor adamı diyor. Bir trade offerlayacağım sana. Ne var elinde? Şunlardan alırım bu arada. Hepsini ver bana. Bunların da hepsini ver. Bunlara ihtiyacımız var. Satacağız sana. Dur şunu al. Bunu da al. Vortex'leri alabilirsin. Relikleri al. Bunu kesinlikle al. Save point dursun. Şunları da ver. Bunu buluruz. Sıkıntı değil o. Başka bir şey satmak istemiyorum. Şunları satayım mı bilemedim ama şimdilik dursun. Raid istiyorum senden. Bunların hepsini veriyorsun bana yine. Böyle başa döndüreceğim her şeyi. Bunların hepsini bana veriyorsun. Artık support sistemlerle alakalı endişelenmemize gerek kalmadı. Oksijenin hepsini veriyorsun. Fosfora ihtiyacımız var. Sodyum kalabilir. Ferrite. Ver 500'ü bana. Kobaltı da ver. Elimizde para var. Hepsini alacağım adamdan. Bu ana malzemelerle alakalı daha sonra endişe. Şunları da alsak iyi olur aslında ya. Hep metal plating'e ihtiyacımız oluyor da. Abartmayalım. Şu kuadronu adamı çağırınca ne olacak onu anlamadım. Okey. Necati Price ne kadara satıyorsun? 10 milyona satıyorsun. Seni kuadrona recruit edeceğim. Bakayım. Bu yeni bir... Ha, Freighter'ım yok. Okey. Zannedersem bildiğiniz şey sistemi gelmiş oyuna.
Hani önceden frigatler kiralıyorduk işte. Biz terminalleri adamlar kiralıyorduk. Şimdi de zannedersem Starship sahiplerini de kiralayabileceğiz. Acaba sınırımız ne olacak? Çok merak ettim. Ya da onlarla ne yapacağız? Bunlar hep merak edilen şeyler benmiş. Geekler de ne kadar kısa duruyor ortada. Çok hoş. Geldim yine. Oksijen. Ver hepsini. Ana malzemeleri alacağız. Kobalt kalabilir. Ferrite'ı yeterli kadar var bence ama alalım. Sodyumu da ver. 25'lik bir şey değil bunlar. İyon bateriye kazıklandık mı da az önceki adamdan acaba? Copper'ı ver hepsini. Hepsini ver copper'ın. Güzel. Bunları da alacağız ama ihtiyacımız olduğunda almak istiyorum bunları. Sodyumları bunları bir depolayalım şeye. Kobaltları falan. Bundan sonra ha şey hidrojen jelin falan var mı? Yok. Tabii ki yok. Onları Starship sahiplerinden bulabiliriz bu arada. Bir tane gelmiş. Şunu hemen bir kontrol edebilecek miyiz? Karakterin gemisiymiş bu, okey. Reis, diyojen jelim var mı? Var. Of. Al hepsini. Öyle mi diyorsun? O zaman sana bir şeyler satalım, yer boşalsın. Neyi satalım sana biliyor musun? Şunları sattım bu arada ya. Pure Ferrite'ı da satacağım. Sattım bile. Yeterli bence şu an. Tamam reis, bana şeylerini veriyorsun. Diyojen jellerini. Teşekkürler. Kapır alabilirim. Yo, 104.000 mi? Yok, yaz. Paraya ihtiyacımızın ne zaman olacağını bilmiyoruz. Şunları hemen şeye çevireceğim bu arada. Yer kaplamasın diye sırf. Quad'ı satsana dur. Abi şu quad'ı da sana satacağım gel. Doğal 20 bin 20 bindir. Bir adam daha geldi. Bunları dönüştüreceğim yer kaplamasın diye sırf. Hani warp cell yapayım hemen. Starship'e Hyperdrive'a bir tane koyalım. En azından gidecek bir tarafımız olsun. Bunları hepsini dihidrojene çevirip yedekleyeceğim. İhtiyacımız olduğunda buradan alır alır kullanırız. Burada da bir 15 varmış. On daha var burada. Bu şekilde kar da edildiğini hatırlıyorum. Oksijeni de koyalım. Oksijenimiz az ama. Silicate powder'ı kapır varmış. Onu da at. Bunlar şöyle bir dursun. Bunlar şöyle dursun. Aa, 100 tane mi? Bu çok fazla almışız. Oradan biraz para kaybedeceğiz. Bundan bir geri satacağız. 100 tane taşıyabiliyormuşuz maksimum. Boşuna almışız. Bir geri kalan bize sonsuza kadar yeter bu arada. Bunları da alacağım. Kaç tane var elimizde? Support'tan. Support da yeter. Tamam. Bunlarla alakalı bundan sonra endişelenmemize gerek kalmadı. Bu arada şunları teknolojiye taşıyalım. Yer kaplamasın. Niye şeyde yer kaplıyor ki bunlar? Yan yana durduğunda bonus verecek bir şey var mı? Şunlar var. Böyle dursun. Bunlar birbirine bonus veriyor. Bir tane boş kaldı. Oraya da koyarız bir şey. Hatta koyalım at. Neyi koyabiliriz? Oksijen recycler'ı koyabiliriz. Nedir bu? Increase capacity of jet base. Bunu yapsak iyi olur bu arada ya.
Hazard Protection'ı da önemli. Bu da önemli. Ama şunu yapsak biraz daha rahat ederize geliyor bence. Bir tane 200 karbona ihtiyacımız var. Bir 200 koysana şuraya. Karbonumuz biraz azaldı ama buluruz. Burada şey yapmak istiyorum. Şunu kuracağım. Sprinty Jetpack kapasitesini falan arttırıyor. Güzel bir şey bu arada. Şunu da hatta şöyle alayım. Bonusumuzu da oradan alırız. Değil mi? Ver abisi. Güzel. Bunlar biraz Jetpack'te biraz şeyimiz var. Çok yaramıydı. Ya, çok önemli değildi ama yaptık. Bunda değil. Hayvan gibi yer boşaldı şu an envanterde. Şu anda sıkıntı olduğumuz bir malzeme karbon var. Bu da çok büyük problem değil. Base'lere bir bakalım, reward'larımızı alalım. Ne veriyor? Iron battery veriyor. Life support gel veriyormuş bu arada. Kendiliğinden. Ne verdi? Wiring room, warp cell. Warp cell severiz. Warp cell'i hemen atalım. Hop. Wiring room bunlar kalacak. Bunları satacağız nanitçiye. Hatta satmayalım. Basalım bunları. Ne verecek? Bunları kullanmayacağım. Direkt satacağım nanit olarak. Bunları gemiye at. Bunları satacağız. Bunlar dursun. Kullanırız bunları. Bunu da sil. Bence gayet iyi durumdayız. Şunu da koy oraya. Bunlar gözden çıkarıyor. Şunlar bizim temellerimiz olacak. Şeyleri satalım. Nanit karşılığında modülleri. Kullanmayacağım onların hiçbirini. Allah düştüm ya. Upgrade en azından şuradan geçmemi sağlasın. Tamamdır. Data structure'larımı ver. Ace, bu şeylerimi alır mısın benden? Gel bro. Starship'tekilerine. Aa, bug'da kaldı. Sonsuza kadar satabilecek miyim bunu ben? Nanit'teki sayıya bakın. Bug'da kaldı şu an. Araslıyorum ben şu an bunu. Abi, araslıyorum ben bunu. Alsana bana normal şunu. Almıyor gerçekten. Sonsuz nanitim oldu benim şu an. Sonsuz nanit alıyorum şu anda. Abuse'ladım abi sistemi. Teşekkürler. Okay. Abi en azından bir gözükmüyor ki. Ha, burada. Hala devam ediyor mu peki? Aa. Güzel abi, hoşumuza gitti. Şunu sileyim bari. Olursun, nanite ihtiyacımız olursa oradan basarız. Ben bir şey yapmadım abi. Öyleydi, ne yapayım? Aa, adam invite attık yanlışlıkla. Biz. Geldi mi gruba? Yok, kabul etmedi herhalde. Güzel. Okey, şimdi ne durumdayız? Bitirdiklerimizin
Şeylerini alalım bu arada. Phase 1'da şuna gideceğiz. Zannedersem bir hareket ettikten sonra bulacağız bunu. Güzel. Red Star'a gideceğiz. Onun teknolojisini almamız lazım. Başka yaptığımız bir şey var mı? Şunu yaptık, aldık. Tamam. Şimdi şunu yapacağız. Hareket etmemiz lazım. Başka bir sisteme geçeceğiz ki. Bu arada gezegenlere bir bakalım. Görevlerimizi yapmamızı sağlayacak başka bir sistem var mı burada? Copper var, gold var. Aha. Writer'lar var burada. Buraya saldıran yok değil mi? Tamam. Hareket edelim. Şimdi şuraya geçtiğimizde bir Freighter kurtarıp zaten Freighter'a sahip olacağız. Ondan sonra görev devam edecek diye düşünüyorum. Hop, hemen buradalar. Shield sistemleri de var. Güzel. Bak bu iyi olmuş. Şimdi bu yeni bir şey belli ki. Shield sistemlerini ilk önce patlatıyoruz. Ardından kendilerini patlatıyoruz. Güzel. Bunların şeylerini alalım ya. Kromatik metal alırız. Sardık mı? İki taneler miymiş? Güzel. Nerede Freighter? Aa, ha şurada. Writer'lardan biri bizim olacak. Ha, buradalar hala bitmemişler bu arada. İlk önce shield'larını kırmamız lazım ki. Güzel olmuş. Normalde shield bizim mesela vardı shield'ımız, onların yoktu. Ona bir denge gelmesi iyi olmuş. Oo, okey. Kan daha var. Nerede? Yukarıda iyice. Shield'ı kırdıktan sonra roketle tek atıyoruz zaten. Dümene geliyorsun. Neredesin? Hoşça kal. Bu ne? Düşman mı bu? Bu düşman değil. Ateş etme ona. Bir tane atmışız bu arada. Bizi takip ediyor abi. Söyle dostum, korvaklı dostum. Gel diyor, sana gemimi vereceğim diyor. Bizi kurtardın diyor falan. Hemen gidelim. Güzel Freighter'mış. Hangi sınıf acaba? Selam dostum. Atakla alakalı sorduk. Hızlı geçiyorum. Ask about other freighters. Inspect freighter. C sınıfı alacağız abi, ver. Teşekkür edelim. Liberation. Bu görevi de bitirmiş olduk. Güzel. Hatta ödülünü de alalım. Ne veriyor ödül olarak? Kargo bol kadar veriyor. Expensive drones falan verdi. Güzel. Kullanırız. Üzerimizde Pirate Map 3'e 1.
Bunları Freighter'a yükle. Bunu da. Ve burada ilk bölümü bitirelim bence. Benle Twitch yayınından ikinci bölümü devam ettirirken aslında ilk bölümü burada bitirelim. 1,5 saatlik bir bölüm olsun. Ardından bir tane daha bölümle birlikte böyle devam edelim. Birinciyi bitiremedik. Red Star'a gitmek için şeye ihtiyacımız var henüz daha. Ondan sonra bazı ilerlediğimiz kısımlar var. Bazıları çok basit zaten. Şu anda bizi zorlayacak olan aslında Hyperdrive'ların yüklenmesi. O teknolojilere sahip olmak. İlk bölümü burada bitirelim. İkinci bölümü hemen ardından biz Twitch yayınında canlı olarak devam ettirelim.